Sevgili Serdar, Beşiktaş'ı iyi analiz eden bir muhabir arkadaşımız. Uzun yıllardır da tabii transferde de önemli işlere imza atmıştır haberlerde. Ahmet Bey'in, Nur Çebi'nin açıklamaları var. Dün Sercan'ın bir Cabral kırmızısı var sol öne, Sercan Dikmen'in. Seferovic, Arnautovic isimleri gündemde. Seferovic sanki, değil mi, Beşiktaş adına Sercan'ın, Dikmen'in verdiği haberden yola çıkacak olursak ön tarafta, ama Sercan dedi ki dün, Aykut abi, Weghorst daha bitmedi dedi. Yani daha hani o defter kapanmadı dedi, Weghorst defteri. Defter açık. Açık. Tabii. İnşallah olumlu olur. Şimdi Yani burada Vegas'ı da müthiş izlemiş transfer oluruz olur. tabii ki. Burada defterde ne yazılacağını şuradan anlayabiliriz. Dortmund transferde ne yaptı? Frankfurt transferde ne yapıyor? Dortmund işte Ajax'ı görüşmeleri başladığı çıkıyor artık basında haller için. Onları alırsa bu sefer Weghorst'un o tarafa Ama kapısı Premier kapanıyor. Lig'de beklentisi var Vegas'ın. Evet, ama oradaki teklifler nasıl? Şimdi o belli bir tarihe kadar izin aldı. Dedi ki şu tarihe kadar sizin teklifinizden daha iyi bir teklif gelmezse ben size gelirim dedi. Şimdi o ailesiyle tatil yapıyor. Eşi de bir paylaşım yapmış. Kızlarıyla Allah başlasın bir tatil yapıyor işte havuzda falan görüntü. Muhtemelen hem tatilimi de yapayım. Tatil de bir bitsin. O tatil bitene kadar eğer sizi aşan bir gelişme olmazsa ben size gelirim falan demiştir diye düşünüyorum. Ama bir yandan da tabii Beşiktaş yönetimi onun şeyini beklemez, kararını beklemez. Alternatif adımları da hazırlamak zorunda. Seferovic bunlardan biri. Arnautovic bunlardan biri. Ama Ama emekçi kardeşimiz Sercan Dikme diyor ki, abisinden evet. ses kaydı almış. Şimdi ben de şurada şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bir gün Emre Mor hakkında anlatıyorum. Eski binadayız, transfer raporunda. Beni etiketleyerek menajeri benim niye haberim yok dedi. Emre Mor'un menajeri. Ben de dedim ki evet haberin yok. Ve hakikaten haberi olmadığı şeyler oldu. Şimdi burada da Beşiktaş'ın kendi toplantısında aldığı karardan abisinin haberi olmayabilir. Ahmet Nur Çebi ne diyor? Evet gündemimizde diyor. Ben görüştüm dedim mi? Diyor. Hayır. Ben masaya oturdum dedim mi? Hayır. Gündemimizde yani o gün itibariyle Ahmet Nur Çebi ve arkadaşları bir güncelleme yaptılar. Eğer Weghorst gelmezse ne yaparız? Efendim Seferovic. Efendim Arnautovic. Edin Dzeko. Haydi. Mesela attım. Sörloth. Sörloth. Atmadım bunu. Onu atmadı tabii. Muleka ayırıyorum bunlardan. Çünkü Muleka'nın görevi başka olacak. Başka bir amaçlı listede. Beşiktaş santrafora Birkaç çok büyük bir isim, santrafor daha çok var. büyük bir isim getirecek galiba Serdar. Çok büyükten öte katkı sağlaması gereken birisi. Onun üzerinde çok duruyorlar. Bu 3-4-3'ün parçalarını tamamlamaya çalışıyorlar. Eğer tamamlamazlarsa Valerian İsmail yeni sezonu Vitor Pereira'sı olur. Oo. Eğer o kadroyu doğru kurgulayamazsanız ve o doğru kurgulanmamış kadroyla 3-4-3'ü zorlarsanız yeni Vitor Pereira olabilir. Ama Ahmet Bey'in Çok olduğu iddialı yerde hocam. de Kadro önemli burada. Ahmet Nur Çebi'nin olduğu yerde de Ahmet Bey'in, Ahmet abinin olduğu yerde de iyi transfer olur. Bak hep gördük, yaşadık. Ama Fikret Bey işte zamanında da yaşadık. Ahmet Bey çok onay verdi. ama Geçen sene Pjanic, Batshuayi, Gezan bir şey mi abi söyleyecek? temenni o yönde ama kağıt üstünde uyguladığın senaryo maalesef sahaya yansıyamıyor. Keza geçen senenin Beşiktaş'ı. Sayısı kötü mü? Bak Abi bir şey sayısından söyleyeceğim. bahsetmiyorum Bak ben. kötü mü? Bir an hiç Getson. Tekşehir'e. Evet. Değil mi? Ben yıllardır yazılı basındayım. Kağıt baskı, dijitalin olmadığı, sosyal medyanın olmadığı dönemlerde Türkiye'de ve dünyada tek televizyon ve kağıt gazete. Makine dairelerini bilirim, girmişindir, çıkmışındır, baskı falan, kalıp, o işleri hepsini biliyorum. Makine Sayfa düzeni. matbaada ne yazıyor biliyor musun? En kötü gazete okucu yetişmeyen gazetedir. Tabii. Çok güzel. En kötü haber çıkmayan haber. Bak sen saatinde vermezsen sayfanı matbaaya, işte şu haber de geldi, bu haber de geldi. Baskının saati vardır. Hat kaçtı Gece mı? baskı durdurulur. Hat kaçtı mı? Eşan, keşan, ardan hattı derler ya öyle. Kaçtı mı? O gazete okuyucuya yetişmemiş olur. O gazete kötü gazetedir. İstediğin kadar iyi haberler olsun. Sende kaldı o.
Senin Batman'da kaldı, çöpe gitti o, yetişmedi okuyucuya. Transfer de öyledir. En kötü transfer yetişmeyen transfer. Öyle. Bunu yetiştireceksin bazı kritik mevkileri. Santrafor bunlardan biri. Kolay da değil ama Serdar. Benim en önemli... Trabzon yetiştiriyor. Aynı topraklarda yaşıyoruz. Ben Beşiktaş'ın temsilcisi değilim. Ben bunu Beşiktaş'ı hiç değil. Ben Beşiktaş'ı hiç söylemiyorum. Türk futbolunun eskiden akşam pazarı beklenirdi. Neden bizim transfer dönemimiz bazı ülkelerin transfer döneminde bir hafta sonra kapanıyor? Çünkü onlar tahtaya kapansın. Tabii. Arta kalanları gidelim alalım. Akşam pazarı. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Şimdi orada Sayın Dursun Özbek tekrar hayırlı uğurlu olsun. Doğru projeler, bunları kulüplerin yapması lazım. Villa, inşaat, çimento, haç kamyonu ama hiç şey yok. Öz kaynağı saha yok. Öz kaynağı tesis konuşulmuyor. Öz kaynak hocalarının, ben Galatasaray için söylemiyorum. Yok, projelerde Türk var. Futbolu, Türk futbolun kapısını açtığımı içerisi çimento kokuyor. Çim kokmuyor. Ama o da lazım be Serdar. Ya Aykut. Şu ben Florya diyor, konteynerde, altyapı çocukları konteynerde söylüyor. Ben ona bir şey demiyorum. Başkan projesi doğru, destekliyorum. Yani başkan borcunu kapatmak zorunda. Bir yandan da eminim ki vardır. Ama bu işin çıkış noktası sevgili Aykut. Sen ne iş yapıyorsun? Futbol. Ne üreteceksin? Futbolcu. Ben şimdi çikolata fabrikasından turşu çıkartırsam olur mu? Ama iyi futbolcu da iyi sahalardan gelir be Serdar. İşte öz kaynak düzeni. Tesis. Git bak bakalım Ajax'ın tesisi. Oralar açmış. Sen de yap. Zor değil ki. Kerem Aktürkoğlu'nu nereden aldın? Ya zor değil. Sikerem İstanbul. İşte onun önce işte Erzincan. Anladın mı? Öyle görmek mi? Lazım en aslında. En kötü transfer yetişmemiş peki, ben, transfer. Ben orası şey söylüyorum. Doğru. Ben ikinci yarı Serkan Reşber'in kurduğu Kasımpaşa takımını nasıl buluyoruz? Minimum maliyete maksimum verim alacağın futbolculardan oluşuyor. Eğer bunu yapabiliyorsan ben derim ki muhteşem yöneticisin, 10 numara yöneticisin. Al kulübün anahtarı sende. Ama bana 5 milyon euroya gelmiş futbolcuyu, 7 milyon euroya gelmiş futbolcuyu getirirsen İşim taraftarın gönlünü alırsın. Kolay olur diyorsun. Taraftarın gönlünü alırsın. Amaç taraftarın gönlünü almaksa şampiyon olsun ama ondan sonraki senede. Ama transferin felsefesinde var. Bak o felsefede bir tane flash transfer yapmak durumundasın. Şimdi Mbappe'ler niye bu kadar pahalı? Messi'ler neden bu kadar değerli? Ronaldo'lar işte say bitmez. Mesela bak şimdi bunlar... bir şey söyleyeceğim sana lafını kestim özür diliyorum. Mesela hep sürekli Kaan Ayhan konuşuluyor ya Galatasaray'a. Kaan Ayhan. Evet. Kaan Ayhan'ı 2 sene önce Sosulu'ya gitmeden önce alsaydın çıkış maddesiyle beraber 2 milyon euroydu. Şimdi Kaan Ayhan için konuşulan fiyat 5,5 milyon euro, 5 milyon euro, 6 milyon euro. O zaman orada yakalaysaydın sıkıntı olmazdı. Ve 2 sene önce Galatasaray alacaktı. Yani şeyi haberi de gönderdi. Sonrasında tabii ki buradan yönetim okeylemedi. Öyle bir durum oldu ama 2 sene önceki 2020'nin yazıydı. Çıkış maddesi 2 milyon euroydu. 2 milyon euroyu verdiği takdirde Galatasaray veriyordu. Sosulu 2.2 milyon euro vererek aldı. Kaan Ayhan'ı. İşte bunu yakalayabiliyorsan benim için yöneticisin. Yakalayamıyorsan şimdi 5 milyon euroyu alıyorsan geçmiş olsun. Evet Beşiktaş şimdi çok soru var Beşiktaş'la ilgili sana. Serdar yani hangi birini soracağım. Santrafor ne zaman belli olacak diyorlar. Sol ön daha hala yok. Mesela şey cümlene çok Beşiktaş taraftarı yorum yapıyor. Eğer yetişmezse bu transferler Pereira gibi olur Valerian İsmail. Cümleni tartışıyorlar. Yani senin yorumunu olumsuz bulmuyorlar. Hak veren çok. Evet. Yani bir an evvel bitsin ki aynen. Herkes önüne baksın. Yani hani üçlü savunma falan tutarsa çok iyi olur ama bak benim de sevdiğim de doğru. Sistem. Şimdi bu ülkede üçlü savunmaya oynatanlara vatan haini gibi bakanlar var neredeyse. Ya bu adamlar üçlü oynatacak tabii ki. Biz Vitor Pereira üçlü oynatıyor diye eleştirdiğimiz nokta üçlü niye oynatıyorsun diye değil. Değil. Bu kadro yapısı acaba sıkıntı yaratır mı? Çok mu zorluyorsun hocam? Yani sığmıyor bir şey. Zorla sıkıştırmaya mı çalışıyorsun hocam gibilerinden? Yok üçlü düşmanı falan değiliz ki ya. Ama her gelen hoca da üçlü bir sürü sistem yani. Var. Kabul edilir tabii ki.
Lucescu geldi baktı dedi ki ya bu kadro dedi olmaz dedi. Ben dedi üçlü savunmaya geçiyorum dedi. Oldu. Adamı hani defansif oynatıyorlar dedi. Aslında hücum oynattı. Doğru kadroyla, doğru malzemeyle diyelim bunu yapabilirsin. Ama Vitor Pereira 3-4-3'ün katı bir savunucusu olan 3-4-3'ün flama taşıyanlarından, en önde gidenini geçti, flama taşıyanlarından biri Vitor Pereira. Gittiği her yerde onu yapıyor. Onu yapıyor ve ona göre şimdi Saiz niye alındı? Saiz 4 ay önce bu kadar yukarıda olan bir adam değildi. Valerian İsmail geldikten sonra, bu sistem geldikten sonra dediler ki üçlü savunma oynayan adamı alalım dediler. Şimdi santroforlardaki özelliklere bakıldığında da bu sisteme uygun. Şimdi onun için uğraşıyorlar. Şimdi alınır, bitirilir ama 3-4-3'ü uyuyor mu? Valerian İsmail'in aklına uyuyor mu? Bunun üzerinde hassasiyetle duruyorlar. Weghorst'un peşinden koşuyor gibi bir durum yok. Sadece sisteme uyabilecek isimlerden biri olduğuna inanılıyor. Böyle raporlar var. O nedenle eksik kalırsa bir tarafı bu işin, hani onu da mecazi anlamda söyledim. Yeni Vitor Pereira olur. Hocam niye üçlü oynatıyorsun, niye üçlü oynatıyorsun diye. O nedenle transfer çok önemli. Doğru malzemeyi aşçıya vereceksin. Güven ne oldu? Enkudu ne oldu? Larin ne oldu? Bununla ilgili sorular da geliyor. Getson ne oldu? Getson ne oldu? Getson? Ay nasıl? Getson Fernandez. Tamam canım o. Bir şey olmaz ki onda. Bu şey olayı değil mi? Hani parası yatırmazsa. Ya yıllardır açıklama olayı. Transfer haberi yapıyoruz bak. Ha? Açıklama olayını diyor. Ha, yarın falan zaten İstanbul'da şu an çekimleri var. Onlarla ilgileniyor. Ne çekimleri? Röportajı falan. İşte yeni video. Kulüp röportaj. Onlarla ilgileniyor. Yani güveni kimse bilmiyor. Yani bunu güvene sorsan cevabını veremez. Güvenin durumu ne olacak sorusunun cevabını ben kendimden alıyorum. Ahmet Nur Çebi bile cevaplayamaz. Valerian İsmail bile cevaplayamaz. Hepsine geçtim. Güven'in kendisi bile cevaplayamayabilir. Ama ben Güven'in yani para tamam daha iyi teklifler varsa gideceğini düşünüyorum. Gidebilir. Yani Güven Larin'in yolundan gidebilir. Ona iyi teklifler gelebilir. Çünkü bakın yerli oyuncu kanatta oynuyor. Santrafor'da oynuyor. Ben de açıkçası 8+3'ün olduğu yerde Güven'in olması gerektiğini düşünüyorum. O kadar net. Şart diyorsun. Genç. Mesela Güven olmadı, Cenk Tosun oldu. Onda durum ne Cenk'te? Evlat tamam. Camiada evlat kabul ediyorum. Ama bir yandan da Türk pasaportu olan genç bir oyuncudan vazgeçiyorsun. O da olsun, o da olsun. Mümkünse. Eğer mümkün değilse tabii bütçe neye izin veriyorsa birinden birini tercih etmek zorunda kalıyorsun. Burada tabii bu böyle bir tıkandığın nokta varsa orada Valerian İsmail'i devreye sokacaksın.